Değerli arkadaşım sorumuza baktığımız zaman x kaç derecedir demiş. Hemen alt tarafta şöyle bir paralel doğru göndermiş olalım. Şöyle düşünelim. Şimdi senden şunu düşünmeni istiyorum. Şöyle devam ettirelim bu paralel doğruyu. Biliyoruz ki paralel doğrularda aynı yöne bakan açılar toplamı aynı yöne bakan açılar toplamına eşit olacaktır. Buraya a dersem 70 artı 80 eşittir 50 artı a'yı. A'yı buradan çektiğimde 100 derece olduğunu görmüş olurum. Yani burası 100 derece ise hocam şu açı da 100 derecedir. Geriye şuraya 20 derece kalacaktır. E o halde Z kuralı gereği burası 65 ise buranın tamamı da 65 derecedir. Yani X artı 20 eşittir 65 dereceden X'i çektiğimde 45 derece doğru seçeneğimde C şıkkı bulmuş oluruz. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda DE uzunluğu yani sarıyla çizdiğim bu uzunluğu sormuş oluyorlar bize. D noktası iç T çemberin merkezi ise AD iç açı ortay eğer e, e, noktası dış teğet çemberin merkezi ise de şöyle AB doğrusunu uzattığımda AE'nin dış açı ortay olması gerekir. O halde şöyle diyelim buraya A buraya A dersen buraya B buraya da B derim. 2 artı 2 B 180 derece ise her tarafı ikiye böldüğümde A artı B'yi 90 derece olarak görmüş oluruz. Yani hocam şurası 90 derecedir. E bitti o zaman 8 15 17 özel üçgeninden DE 17 santimdir. Doğru seçeneğim Bursa seçeneğidir. Değerli arkadaş kırmızı çizginin uzunluğu 7 birim olduğuna göre. Yani burası 7 birimmiş. Mavi çizginin uzunluğu soruluyor. Ve bize 9 birim kareden oluşan kareler verilmiş. Yani burası 1 burası 1. O zaman burası toplamı 2 olacaktır. Şu mavi uzunluğa x dersek arkadaşım. Şurası 90 dereceden. Pisagor uyguladığımda x kare artı 2'nin karesi eşittir 7'nin karesi. Düzenlediğimde x kare artı 4 eşittir 49. x kareyi çekersek 45 olduğunu bulmuş olurum. Bu kenarda dursun. Daha sonra hoca bak burada 1, 1, 1, 1, 1'den toplamda 5 birim kare var. E Ben x'i biliyorum. Artık benden istenen bu mavi e, çubuğun uzunluğuna y dersem y kare eşittir 5'in karesi artı x'in karesine e, y kare eşittir 5'in karesi 25, x'in karesinde 45 bulmuştuk. Topladığımızda y kare eşittir 70, y'yi çekersem kök 70 ile doğru seçeneğimi Adana şıkkı bulmuş oldum. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda beşgen ve eşkenar dörtgenler verilmiş. Beşgense bir iç açısı 108 derece. O zaman buraları 36'ya 36 yapıştırabilirim. AD bir köşegen. Gel biz bu beşgenin diğer köşegenini AB'den çizelim. E bu köşegen bu köşegene eşittir. E AFKD bir eşkenar dörtgense doğal olarak DK'da çift çizgi gösterebilir. Şöyle gösterebiliriz. DB B, bir ikizkenar üçgen oldu dikkatini çekerim. Burası 36 ise tamamı 108 ise buraya 72 derece kalır ki arkadaşım şuraya dikkat etmeni istiyorum. Bak şu arkadaşlar birbirine paralel olduğuna göre aynı yöne bakan açıların toplamı 108 derecedir. Yani buranın tamamı 108 derece. Hocam şuraya kaç kalacaktır? 36 derece. Şuraya da 36 derece. E tamamı 108 olduğuna göre şurası da 36 derecedir. Yani şu kısım 36-36'dan 72 derece. E, buralara ikiz kenarlıktan 54'e 54 dereceleri bıraktık bile. Hocam şurası eşkenar. Bizim hop geldik 72. Bizim burası ikiz kenar üçgen oluşmuştu. Buraya 72 ise burası da 72 derecedir. Şuranın tamamı bütünler açı olduğuna göre 72 artı evet arkadaşım 54 artı x'in 180 derece eşit olması gerekir. x'i buradan çektiğimizde 54 dereceyle doğru seçeneğimizi bursa seçeneği buluruz. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımız zaman düzgün altıgenler verilmiş. Ve yeni oluşan şeklin çevresi 18 santim olduğuna göre. Katlamışım ben bunları e, a, e, c, a, c doğruları boyunca. yeni oluşan şekil dediği aslında şuradaki, şuradaki arkadaşım eşkenar üçgenin çevresi 18 santimmiş. Şöyle dersen burası A, burası A. bir altıgenin bir iç açısı 120 derece ise burası A köküçtür. E, burası da A köküçtür. Burası da A köküçtür. Kaç tane? 3A köküçün 18'e o eşit olduğunu söyleyebiliriz. Her tarafı 3'e böldüğümüzde a köküç eşittir 6. a eşittir 6 bölü köküç demektir. Eşleniğini aldığında 6 köküç bölü 3'ten a'yı buradan 2 köküç bulmuş oluruz. Şimdi ben bunu katlayacağım ya. Katladığımda şekil şuna dönüşecektir. Bak dostum buraya. Şöyle Şöyle şuraların hepsi bak bunu buraya getirdik A A A şeklinde oluşmuş oldu. A B C D E F düzgün altıgenin alanı. Öncelikle ben şurada oluşan bir tane üçgenin alanını bulurum. O üçgenin alanı nedir? A kare kök 3 bölü 4 eşkenar üçgenin alanı. Bundan kaç tane var? Altı tane var. A'yı 2 kök 3 bulmuştum. Bu arkadaşın karesi çarpı kök 3 bölü 4 çarpı 6. Haydi gel düzenleyelim beraber. 2 ile sadeleştirdim. 3 kaldı. Hocam burası ne olacaktır? Hemen düzenleyelim düzenleyip yazalım şurası 4 çarpı 3 gelir sadeleştirelim arkadaşları buradan 2 geldi haydi bakalım 3 kere 2 6 6 kere 3 18 bir de kök 3 kalmıştı burada 18 kök 3 ile doğru seçeneğimi Adana şıkkı bulmuş oldum. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda yine bir katlama sorusu ki biz böyle katlama sorularını çok seviyoruz. 3'e 3 burası x'miş. Evet arkadaş burası 90 derece burası da 90 derece o zaman şurasında 90 derece olduğunu iddia edebilirim. Ayrıca katladığıma göre bu arkadaşlar da birebir oranı olduğuna göre birebir olacaktır ki burada bir eşkenar üçgen özür dilerim eşkenar üçgen nereden çıkın? muhteşem işte orada karşımıza çıkacaktır. Yani bu arkadaşa da indim dikten denden denden ortadaki benden den diyebiliriz. Tamam mıdır? Hocam şurada bir açı ortayı oluşur katlamadan. Buraya alfa dersem buraya da alfa derim. Dikkat et. Burada bir z kuralı var. Hop hop. Burası da alfa derece olacaktır. Yalnız arkadaşım burası ikiz kenardı. Oldu sana bir anda eşkenar. Çünkü ikiz kenardı. burası alfa ise burası da alfa. E burada alfa çıktığına göre 3 alfayı yakaladım. Ne bulmuş oldum? Eşkenar üçgeni bulmuş oldum. E o zaman burası 60 derece. Şurası 60 derece şurası da 60. Hocam burası 60 ise burada da 60'tır. E buraya ne kalacaktır? 30 derece. 60'ın gördüğü üst ise 30'un gördüğü kaçtır diye araştırıyoruz. Nasıl buluyorduk? Kök 3'e bölerek düzenlediğimde 3 kök 3 bölü 3'ten 3'ler birbirini götürür. X'i kök 3 ile doğru seçeneğimi Ceyhan seçeneği bulmuş oldum. Arkadaşım sorumuza baktığımızda eşit açılar, iç açı ortaylar verilmiş. Ya şöyle harflendirelim. A'ya A diyelim. B'ye B diyelim. Biliyorum ki iki tane iç açının toplamı komşu olmayan bir dış açı eşittir. Yani buraya. Ya sen şunu fark etmen lazım. Neyi biliyor musun? A, B, e üçgeni. Bak burası A artı B açısı. Burası da A artı B açısı. Ya bunlar birer ikiz kenar üçgendir. Yani bu uzunluk bu uzunluğa eşittir. O halde x'imiz eşittir. 15 artı 9'da x'imizi buradan 24 santimle doğru seçeneğimi Ceyhan bulmuş olduk. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda FK CD'ye paralel EF AB'ye paralel. Biliyoruz ki 6'ya 8 oranı bize bu iki üçgende benzerlik oranını verir. 6'yı 8'e böldüğümüzde 3 bölü 4. Yani ben BF'ye 3K dersem BC'nin tamamına 4K doğal olarak FC'ye de K düşecektir. Hemen diğer üçgene gelme. K'nın 4K'ya oranı Kime eşit olmalıdır? 5'in x oranına eşit olmalıdır. Tabanların birbirine oranı. Hemen düzenleyelim. K'lar birbirini götürü. Çapraza girdiğimizde x'i buradan 20 santimle doğru seçeneği mi? Ceyhan seçeneği bulmuş olduk. Rahat bir benzerlik sorusu çözdük seninle. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda x kaç santimdir diye verilmiş. Bak şurada bir kare oluşmuş. Burası 140 ise burada 140'tır. Burada 140'tır. Şuraya da 140 diyebilirim. Daha sonra ne yapalım biliyor musun dostum seninle? Şöyle şu b ile e'yi birleştirmiş olalım. Şurası 90 derece. Şuraya a dersem a kare artı 140'ın karesi eşittir 500'ün karesine. Bak burada 7 24 25 üçgenlerin kaç katları alınmış hep 20 katları 20 katını alırsam a'yı buradan direkt 480 santim bulurum hemen yazalım hocam bak şurası 480 santimdir şu doğruyu uzatmış olursak burası 90 derece tamamı 530 burasına 480 kalmışsa şu uzunluğa 530'dan 480'i çıkardığında 50 santim olduğunu görmüş olman gerekir yani şurası 50 140 ise geriye kaç kalacaktır 90 olayı bitirmek üzereyiz bak şurası dik üçgen 5 Evet arkadaşım 12-13 üçgenin 10 katı alınmış. O zaman burası 120 santim olur. Şu üçgene baktığında da yine Pisagor yaptığında x kare eşittir. 90'ın karesi artı 120'nin karesi 9-12-15'in 10'ar katları yine. O zaman x'in 150 santimle doğru seçeneğimin Ceyhan şıkkı olması gerekecektir. Değerli arkadaşlarım sorumuza baktığımızda bir kenar uzunluğu 2 santim olan 7 tane düzgün altıgen veriliyor. 6 düzgün altıgenin ağırlık merkezleri birleştirilerek yeni bir düzgün altıgen elde ediliyor. Buralarda ağırlık merkezi oluşuyor. Şöyle düşünmeni istiyorum. O halde burası 90 derece, burası 90 derece. Şöyle indirdiğimde şurası da 90 derecedir. Farkındaysan ben şu bölgenin alanına A dersem bu bölgenin alanı A'dır, bu bölgenin alanı A'dır. E peki bu mantıkta burası da A, birim kare olmalıdır. Bundan kaç tane var? İki tane A'yı soruyorlar aslında bize. Ben normalde bir düzgün altıgenin alanını biliyorum ki bir kenarının karesi yani 2'nin karesi çarpı kök 3 bölü 4 aslında içteki oluşan 6 altı, bir altıgen içerisinde altı üçgen oluşuyordu ya eşkenar üçgen. Bir tanesini buluyordum. Buna 6 ile çarptığımda altıgenin alanını buldum. Peki bu A altıgenin üçte 1'ine eşit. 3'e bölerim. Peki bunlardan kaç tane var? 2 ile çarptığımda istenen taralı bölgelerin alanlarını bulmuş oluruz. Haydi gel düzenleyelim. Sadeleştirdim. 2 iki kaldı. 2'nin karesi 4 ile birbirini götürdü. Düzenlediğimde 4 çarpı köküçle doğru seçeneğimi, Ceyhan seçeneği bulmuş olduk. Umarım anlaşılır bir çözüm olmuştur.